Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Hermes Trismegistus. Yani üç kere büyük Hermes. Ya da üç kere inisiye edilmiş Hermes. Ya da üç seviyeyi bilen Hermes. Ne dersiniz deyin. Yani Mısır mitolojisine göre Tot. Musevi mitolojisine göre Enok. Müslümanlara göre İdris. Bu Mu ve Atlantis'ten geldiğine inanılan diyorum parantez içinde ve aynı zamanda Mısır medeniyetini ve Mısır dinini kurduğuna inanılan ve birçok ismi olan, bazılarına göre de Zülkarneyn olan kişiden bahsediyorum. Bir sürü isim var, bir sürü farklı görevi olduğu söylenen, ölümsüz olduğu söylenen, zaman yolcusu olduğu söylenen Tot'tan bahsediyorum size. Daha doğrusu Yunan felsefesindeki ya da Yunan mitolojisindeki ismiyle Hermes'ten bahsediyorum. Şimdi milattan önce 332 yılında Büyük İskender, Yunan değil tabii ki, Makedon Büyük İskender Mısır'a giriyor ve ordularıyla Mısır'ı işgal ediyor ve Mısır'ı topraklarına katıyor. Tabii ki hayranlık içinde kalıyorlar. Çok büyük, devasa eserler var. Çok büyük bir medeniyet. Tabii ki Mısır dininden de etkileniyorlar. Hatta İskender'in ordusundaki birçok asker de bu Mısır dinine geçiyor. Ve ne oluyor? Bir arayış içine giriyorlar. İşte eski uygarlıktan kalıntıları vesaire arıyorlar. Ve neyi vuruyorlar? Tanrı Tut'un mezarını vuruyorlar. Şimdi bu mezar için bir sürü rivayetler var. İşte üç tane sütunun altındaydı. Daha sonra orada bazı yazılar vardı. Bir rivayette der ki burada mezarın içinde Tut'un ellerinin arasında zümrüt tabletler vardı. Şimdi bu zümrüt tabletlerde yazılanlar o günden sonra ortaya çıkacak bütün ezoterik örgütlerin ya da bu işte uğraşan herkesin bir ana böyle anayasası gibi bir duruma bürünüyor. Yani bu tabletlerde yazanlar bundan sonraki örgütlerde hep kullanılıyor ve bunların hepsini aslında bir hermetik düşünce olarak da bahsedebiliriz. Hermetik düşünce kullanılıyor. Şimdi bu tabletlerde yazanlardan ilk bahseden kişi de çok ilginç Abdülkadir Geylani. Bu Sırların Sırlı kitabında Abdülkadir Geylani bu tabletlerde ilk yazandan bahsediyor. Bir Arap büyük bir ne diyeyim din bilgini bir insan. Yani onun hayatı zaten başlı başına bir olay. Bazı rivayetler var hayatı hakkında. İşte doğuyor, doğduğu zaman Ramazan ama şey yapmıyor. Oruç tutuyor bebekken, daha yeni doğmuş bir bebekken oruç tuttuğu rivayet edilir. Hatta rivayet olur ki işte Ramazan'ın bittiğini anlamak için gündüz süt emmesini referans alırlarmış vesaire. Onun dışında 25 sene çöllerde oluşuyor. Bağdat'a gidiyor tabii ki, şehrinden uzaklaşıyor. Bağdat'a gidiyor. Orada eğitim alıyor, dersler vermeye başlıyor. Daha sonra uzaklaşıyor. 25 sene çöllerde dolaşıyor. Eski şehirlerde yaşıyor tek başına. Daha sonra döndüğü zaman çok daha böyle büyük bir bilgin olarak dönüyor. Çok fazla sırra hakim olmuş olarak dönüyor. Bu sırların sırrını yazıyor. Hani bir rivayet der ki 70 bin kişi sırf onun dersinden feyz alabilmek için onu dinlemeye Bağdat'a girilmiş şeklinde rivayetler de var. İşte bu Sırların Sırrı kitabında bu Zümrüt tabletlerin ilk çevirisinde yazan, yapan kişi ve bu kitaba koyan kişi de Abdülkadir Ceylani. Daha sonra tabii ki Avrupa'daki birçok kitabın içine giriyor bu sırlar. Hatta daha sonra Newton, bildiğimiz Isaac Newton bunun bir çevirisini yapıyor. Çünkü böyle eski ezoterik kitaplara tabii ki orta çağdaki birçok bilim insanını, yani pozitif bilimle uğraşan birçok insan bu kitapları inceliyorlar. Hatta işte ne bileyim Einstein'dan daha sonraki 1900'lerde bile birçok bilim adamı bu kitapları inceliyor ve bunlardan da feyz alıyor. İşte en son çevirisini Newton yapıyor. Şimdi bu tabletler yeşil zümrüt şeklinde, yani zümrüt böyle
hem parlıyor hem de bazı şeylere göre bu tabletlerde yazanlar işte birkaç kademeden oluşuyor. Çeşitli çevirdiğiniz zaman tableti farklı anlamları verebiliyor vesaire. Yazıldığı dil antik Mısır diniyle biraz antik Yunan dini dil arasında. Neden? Diyorlar ki bunlar çünkü işte Makedonyalılar geldikten sonra Mısır'a geldikten sonra yazılan tabletlerdir diyen var. Bazıları diyor ki bu tabletler çok eski, Babil'den önce yazıldı ve biliyorsunuz Babil'den sonra diller ayrıldığı için o zaman yazılan dille şu anki bütün dillere benzemesi normal çünkü oradan toplu bir dil vardı diyorlar. Peki tabletlerde ne yazıyor ki bütün bu ezoterik örgütler, bütün ezoterizmle ilgilenen herkes bu tabletlerde yazan her şeyi bir başucu referans yazısı, yani parantez içinde söyleyeyim, kitabı haline getirmiş. Şimdi burada yazan ilk başta diyor ki hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir. Yani teker teker açıklamayacağım. Yani aslında öyle de yapabilirim ama sadece şu iki maddeyi söyleyeyim. Burada diyor ki burada kendine bu yazanların doğrudur, gerçektir diyor. Biraz kendine böyle reellik ve bunların kesin doğru olduğunu ifade ediyor. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Yukarıda olan da aşağıda olan gibidir. Ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. İşte bu makrokozmosla mikrokozmosun bir olduğu fikri, yani siz işte beyninizin içindeki kılcal damarlara bakarsanız ve gökyüzündeki galaksilere bakarsanız aynı şeyi görürsünüz. Fikrinin babası burası ve bu bundan sonra bütün cemiyetlerde, bütün yaklaşımlarda kullanılacak bir şeydir. Mikroda ne varsa makroda o vardır. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır. Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır. Toprak beslemiştir. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter. Toprağı ateşten ayıracaksın. Süptil olanı kalın olandan. Ve büyük bir maharetle olmalı. Toprak gökyüzüne çıkacak ve aniden toprağa inecek. Ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak. Bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi. Çünkü her süptül şeyi yenecek, her katı şeyin içinden girecek. Dünyada böyle yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı. Bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana üç kere büyük Hermes denir. Çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümünde bana aittir. Güneşin yaptıkları hakkında söyleyeceklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor. Şimdi bu Zümrüt Tablet'te yazanların bir kısmı Newton'un çevresinin böyle olduğu söyleniyor. Zaten böyle hani kendi kitabında yazıyor. Newton'un çevresi bu şekilde. Şimdi bunların hepsini aslında derin derin anlamlandırdığı zaman çok şeyle karşılaşabilirsiniz. Hani mikrokozmos, makrokozmos dedim ya, onun dışında aşağıdaki maddeler için siz evrenin yaratılışı ya da dünyanın yaratılışı ya da insanlığın yaratılışı da diyebilirsiniz. Oradaki ayrımlara bakarak dünya üzerindeki döngü diyebilirsiniz. Ya da daha ezoterik, daha içinde, daha batini birçok anlam anlayıp alabilirsiniz. Hani derler ya, her insan aslında okuduğu zaman kendi bilinç seviyesine göre içinden birçok anlam çıkartabilir. Peki Zümrüt tabletler neden de bu kadar önemli? Dediğim gibi en önemli nokta bugünlerde çok daha üstte önem verilmeye başlandı. Aslında hayattaki her şeyin açıklamasının bu Zümrüt tabletlerin içinde gizli olduğuna inanan gruplar var. Ve o gruplar azımsanmayacak kadar çok.
ben ne yapmaya çalışıyorum bütün videolarımda? Size ufak ufak ipuçları vermeye çalışıyorum. Bakın, Zümrüt tablet diye bir şey var. Hermes'e ait olduğu söyleniyor. Hermes, Tot, İdris, Enok hepsi aynı kişiler olduğu söyleniyor. Araştırma size ait. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.